Merhaba arkadaşlar, ben Sedat Talıbalı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hyundai Solota. Solota. Takılmayın. Geç. Alınır mı gibisine biraz sohbet edeceğiz. Biraz da hikayesini de anlatacağız bu videoda. Daha önce ben bu videoyu buna benzer bir video çektim ama o gün içinde Toyota marka bir aracı incelediğim için aklımda hep Toyota kalmış ve videoda Hyundai Solota diyeceğim ve Toyota Solota demişim ve kamyonetin içinde de video çektiğim için insanlar biraz bana sitem etmiş. Yanlışlıklar olabilir. Videoyu silmemenin sebebi video güzel bir izlenmeye ve insanların da yararlı olduğunu düşünerek videoyu o şekilde bıraktım. Artık doğrusunu bilen doğru anladı. Beni eleştirmek isteyen de eleştirdi. Önemli değil. Gelelim videomuzun konuğuna. Hyundai Solota bence Hyundai'ların devrim yapmış araçlardan bir tanesi. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesi de Amerikan pazarına girebilmek. Şimdi bakıyorsun Hyundai Solota işte 96-97 bantlarındaki araçlara koltuk ısıtma var, koltuk dayama var, ileri geri gidiyor işte. Sunroof var, otomatik vites şarjımana sahip. 4 cam otomatik. Koltuk ısıtmalı gibi birçok adlimden fazla özelliği var. Ve bunun yanısında da Hyundai'daki kaborta çok ciddi anlamda sağlam bir kaportaya da sahip bir araç. Bu da Hyundai'nin devrim nitelikteki kaporta dediklerimden bir tanesi. Normalde Hyundai, Renault, kilo segment araçların saksi fikri olarak kaportalarını çok hoş bulmuyorum. Hani bildiğimiz yağ tehlikelerinden biraz daha kalın gibi yapılmış. Tok tok vur bile vurdu mu tok 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 ses gelir. Ama Hyundai Solota vurdu mu sanki bu bari kayaya veya tuğlaya vuruyormuş gibi. Bunun sebebi ne? Gelin hep birlikte size hızlı bir şekilde anlatayım. 90'lı yılların başına geldiğimiz zaman Hyundai Amerikan pazarında bir türlü yeterli bir pozisyonu yakalayamıyordu. Çünkü günümüzün araçları işte Chevrolet, Ford, ondan sonra Dodge gibi araç Amerika'da ciddi anlamda satılıyor, seviliyor, biliyor ve insanların Hyundai'ya veya Japon araçlara çok böyle bir güveni yoktu o dönemler. Tabi Hyundai 88-87 segment araçlarında özel bir araç ülkeye soktu. Bu sefer de parça tedarikçiliğini yapamadığından dolayı farklı versiyonlu araçlarda denedi. İlk denedi araç ticari araçlardı. Sonra işte otomobil sektörüne de girdi. Ama öyle bir araç olacaktı ki bunlar için çok satılmalı. Ve Hyundai Amerika'da bir pazar oluşturabilmeliydi. Bunun için ne yapılabilirdi? Tasarımlar yapıldı, projeler çizildi. Abi bakıyorlar Amerikan araçları büyük. Bakıyorlar Amerikan araçlarının motorları da büyük. Amerika'da yakıt sorunu da yok. İnsanlar büyük motora, büyük hacimli arabaları seviyor. Millet dolanım ve konfor zevkine de düşmüşler. Tabii ki bunun da farkında olan Hyundai diyor ki biz bir araç çıkaralım. Ne yapıyorlar? Hyundai Solota'yı. İlk önce tasarlıyorlar. Sonra bakıyorlar ki ya parça tedarikçiliğimiz de kolay olsun diye biz bunun motorunu bir firmadan alalım. Ford'un kapısına çalıyorlar. Ford bunlara lisans vermiyor. Bunlar da geliyorlar diyorlar. Chevrolet. Chevrolet de malum onun da motor gebeliği dediğimiz dışarıdan motor tedarik ediyor. Kendisi de yapıyor ama dışarıdan da motor tedarik ediyor ve Chevrolet'in de çok yaktığından dolayı İnsanlar Amerika'da Chevrolet'ten biraz soğumuş, uzaklaşmış. Yani pazarı biraz sallantı içinde. Ne yapalım? Baba çalıyorlar Doş'un kapısına. Selamünaleyküm. Doş. Bak Doş diyorum. Doğrusu siz biliyorsunuz zaten. Diyorlar ki kardeş böyle böyle bir araç var. Sen buna bir motor koy. Ama nasıl bir motor? Bunlar abi motoru da tasarlıyorlar. 2000'lik bir motor buna bir koyuyorlar. Yerleştiriyorlar. Oo, bam bam. Amerikan rüyası işte Hyundai'lar için burada başlıyor. Dönemin en lüks araçlarından yer almaktaydı. Çünkü diğer segment araçlara göre birçok özelliği vardı. Birçok yenilikçiliği de vardı. Hem Amerikalıların geniş araç
sevmesinden hem de dolanım hastalığından dolayı Hyundai Solota o zaman rekabetçisi Toyota Corolla'ya göre 10 batlara çıkmanın hayalindeydi. Günümüzün de yani o dönemin gününde de bu aracı işte bakan aracı, belediye başkanı arası, cumhurbaşkanı arabası gibi kullanınca Hyundai Solota bir popülerlik yani bir zenginlik kazanmış duruma geldi. Şu an zaten 2003-2004 Hyundai Solotalara bakıldığı zaman hani uzaktan çok bir şeye benzemese de fiyatlarının çok yüksek olduğunu hepiniz fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ülkemizde değil de dışarıda adlinden fazla sevilmesi. Hani ülkemizden de sevilmesin arkadaşlar, şimdi Hyundai Solota içinde Dodge motoru olduğu için ülkemize Dodge'un parçası gelmiyor. Hani gelen parça da pahalı. Bir yüksek rakamlarda bir tedarikçiliği söz konusu. Bu bir. Bizim ülkemizde motor hacmine göre vergi ödeniyor. Mesela Amerika'da, Almanya'da böyle bir şeyin söz konusu değil. 2000'lik motor kullan, 3000'lik motor kullan. Yani o bu önemli değil. Ama bizim ülkemizde kullandığın motor sinsine göre burada vergi ödersin. Bu da ülkemizde Hyundai'ların az tutulmasının sebeplerden bir tanesiydi. Motor büyük, vergisi fazlaydı. Günümüzün 90'lı günümüzde Kuş serilerin vergileri azdı. Broadway işte, ondan sonra Renault'un bazı segment araçları. Ne oldu? Hyundai bu pazara giremedi. Girdi ve girdi. O dönemin işte lüks dediğimiz iş adamları, işte ünlü sanatçıları nadiren bu araçlar kendilerini bir gösterdi, bir geldi, bir gösterdi, bir geldi. Şu an tabii ki ilanlara bakıldığı zaman günümüzde hala mevcut ilanları var ama Hyundai'in en az araç olan ilan sayılanı. Mesela sahibi.com'a girin. Hani Hyundai Solota baksanız 8 tane, baksanız 10 tane. Hani olsa olsa 12 tane aracı mevcuttur. O da az segment aracı olduğu için. Yani ülkemizde fazla satılmadı. Dan dolayı kaynaklanıyor. Hani Hyundai Solota alınır mı? Ustası zor bulunur mu desem, hani bunu demek de gerekir. Çünkü arkadaşlar eskisi gibi iyi ustalarımız yok. Gerçekten iyi ustalarımız yok. Adam motorun sesiyle aracın ne olduğunu biliyordu. Şimdi bir nesili bir araba konusunda yetiştiriyorsun. Aklı o arabanın içinde. O arabanın motor ve o arabanın motor parçalarında. Aklını diğer segment araçlara geliştirmiyor ve merak etmiyor. Çünkü artık şimdi de ticaret şöyle olmuş arkadaşlar ya. Alayım 200-300 mi bakayım yoluna. Eski ustalarımız vefacı insanlardı. Yarı yolda bırakmazdı. Ve her türlü kolaylığı da sağlardı. Ve bir o kadar da yeni nesle göre zeki insanlardı. Ha şimdi servise gidiyorsun. 50 kişi bakıyor bir arabaya. Şimdi ben az gelişmiş bir ilçede bu ustayı götürüp adam motor sesinden aracın ne hal ve ne hal durumu taşıdığını biliyor. O da usta. Bu da ustacık. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dodge motoru, bu Hyundai Solota'da kullanılan Dodge motoru en dayanıklı ve yüksek performansa sahip bir araçın yanı sıra motor ömrü diğer segment araçlara göre yüksek. Yani kolay kolay bu araca motor yediremezsiniz. Hani konfor bakımından zaten hani söyledik yani söyleyeceğimizi. Konfor bakımından segment araçlara göre 10 kat yani 10 yıl ileriden gelmiş bir araç diye düşünebilirler. 90'lı yıllarından 2000 yıllarına üretilen Kuş serisine bakın. Bir de bu araca bakın. Bazı Kuş serisinde hepiniz biliyorsunuz ki otomatik cam yokken bu araçta otomatik cam var. Koltuk ısıtması var. İşte elektrikli ayarlanabilir koltuğu var. Direksiyon katlanabiliyor gibi birçok. Mesela arkadaşlar sırf bu videoyu Toyota Solota yerine Hyundai Solota diyebilmek için çektim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Diğer videomu da bulup izleyebilirsiniz.